Bülent Hoca gibi girmedim bu sefer. Bülent Hoca sisliyor. Gerçekten çok mutluyuz. Bugün altıncılık pozisyonuyla yedincilik pozisyonunda oradaki bizi yakalamak isteyen takımlarla aramızı açmak için büyük bir şans yakaladık. Birebir rakibimizle oynadık. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Tempolu oynayan, ceza sahasına girmekten çekinmeyen, uzun top atmaktan çekinmeyen, ikinci topları kovalayıp rakibi ceza sahasına yıkmaya çalışan bir takımla oynadık. Ama oyuncularım, özellikle son iki maçtır, geçen maç 3 oyuncu, bu maç tekrardan 3 oyuncu, işte dün akşam Piontek 38,5-39 derece ateşlendiği için oynayamadı. Kemen o şekilde, Berkay Özcan o şekilde oynayamadı. Opoku tek antrenmanla mecburiyetten onu çok zorladık ki sahada çok iyi gözükmüyordu açıkçası, ama fedakarlığından dolayı ona çok teşekkür ediyorum. Çok zorlanarak çıktığımız bir maçta beklentimizin çok çok üzerinde iyi bir oyun oynadık. Özellikle ilk 45 dakika bence muazzam oynadık. Ligin en çok şut atan takımlarından bir tanesi olan, belki de şut atan takımı olan Kasımpaşa'ya sadece iki tane şut imkanı verdik. Ceza sahamıza sokmadık. 3-0'ı Figueiredo ile bulabilirdik 2-0'dan sonra. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik. İkinci yarı Kasımpaşa'nın 45 ve 60. dakikalarda en çok gol atan takım olduğunu analizini hocalarım bize vermişti. Bunu oyuncularımıza söyledik ama maalesef söylediğimiz yerden gol yiyerek başladık. Bir 10 dakika bocaladık. Bir tane Aytaç'a pozisyon verdik orada, ama onun dışında sonra 3. gol gelince oyun tekrar istediğimiz ritme girdi. Ve muazzam bir oyunla bence bugün sadece 10 dakika 15 dakikası elimizden kaydı oyunun, ama 70-75 dakikayı muazzam oynadı oyuncularım. Böyle iyi bir takıma karşı, kenardan da iyi yönetilen bir takıma karşı aldığımız net galibiyet bizi çok mutlu etti. Başarı oyuncularımızın, bütün krediyi oyuncularımız hak ediyor. Avrupa'ya gitmeyi çok istiyorlar. Hiç pes etmediler en başından beri. Onlara çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi öncelikle kupada mücadele eden 4 tane takımımıza çok büyük saygı duymakla beraber amacımız en iyi ihtimal bizim için Trabzonspor'un kupayı kazanması. Trabzonspor olası bir ligin böyle bitiminde 3. olup kupayı kazandığı zaman biz 4. olursak Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Bu bizim için en iyi senaryo. Ama bir daha iyi senaryo var bizim için. Şu an Trabzon'la aramızdaki puan farkı 3. 3 tane final maçımız var ve Trabzon'la içeride oynayacağız. İkili avarajda yenen takımın olacak. Eğer biz o maçı kazanabilirsek, İkili avarajla maçlarımızı kazandığımız takdirde ligi 3. bitirebileceğiz. Bu Başakşehir için yazılabilecek en iyi senaryo. Bence kimsenin öngöremediği, göremeyeceği bir şey sezona başlangıç noktamızla geri döndüğümüz zaman. Oyuncuların bunu gerçekten hak ediyorlar. İlk 5'e girdiğimiz zaman işte Beşiktaş 4. olursa, Beşiktaş'ta Trabzon'un kupayı kazanması halinde yine Avrupa'ya gidiyoruz, Konferans Ligi'ne. 4. olduğumuz takdirde hiçbir şeye bakmadan Avrupa'ya, işte ya konferansa ya UEFA Ligi'ne gidiyoruz, Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Heyecanımız büyük yani, açıkçası hayaller her geçen gün büyüdü. Bu hafta daha da büyük bir hale geldi. İşte Trabzonspor'la puan farkı 3'e indi. Sonuna kadar maksimumumuzu vereceğiz. Bizim için hiçbir şey bitmiş değil. Önümüzde çok önemli final gibi bir Sivasspor maçı var. Oraya hazırlanmaya başlayacağız. Ligi bitirebildiğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Ama ben 3 maçta 9 puan aldığımızda ligi 3. bitireceğimiz kesin. Açıkçası hedefimiz ve tek gayemiz bunu başarabilmek. Yok, Pelkas aslında 3 haftadır, 4 haftadır ağrılarla oynuyor. Arada 1-2 gün antrenmanda dinlenip maça çıkarıyorduk. Biliyorsunuz sezonun ortasında bir kupa maçında darbe almıştı dizine. Ondan sonra bir ameliyat oldu Yunanistan'da. Gelme süreci bir 45 günü bulmuştu, 1,5 ay gibi. İyi toparlamıştı, çok da iyi performans veriyordu bize. Ama şu anki durum pek iç açıcı gözükmüyor. Sanırım diz tendon kısmında bir bağla ilgili bir problem var. Ama tabii ki MR görmeden bir şey söylemek erken. Bizim için çok önemli bir oyuncu, çok da iyi bir çocuk. Yani ben o açıdan çok şanslıyım. Çalıştığım Yunan oyuncular, bu 5. oyuncu, Alanya'da 3, geçen sene Kayseri'de ve burada çok iyi performans veriyorlar, çok iyi çalışıyorlar, çok iyi profesyoneller. Pelkas bizim çok önemli bir oyuncumuz. Umarım ciddi bir şey yoktur. Teşekkürler.